kimse sizi görmeden de geldiğiniz gibi hemen uzaklaşın. Allah'a ısmarladık. Gideceğimiz yer yakın mı Eftal? Çok yakın sayılmaz. Şehir dışında. Kimsenin gelip geçmediği, yol kenarında harabe bir ev. Hadi o zaman. Alo. Alo Santral. Alo. Alo. Yadigar. Benim buyurun. Benim Fikret. Kaymakam Fikret. Nasılsın Fikret? Sağ ol Yadigar. Sen nasılsın? İyiyim sağ ol. Mülkiye'den beri tek dostum sensin biliyorsun. Sağ olasın dostum. İnan müşkül durumda olmasam bu bahsi açmazdım. Yardımına ihtiyacım var. Hayırdır bir şey mi var? Şimdi izah edemem Mirim. Bir miktar paraya ihtiyacım olacak. Gönderebilir misin? Alo. Alo. Yadigar. Allah kahretsin. Yine kesildi. Alo. Santral mi? Evet. Hemen bağlantının yeniden kurulmasını emrediyorum. Hava koşulları. Hatlarda sorun var. İrtibatı sağlayamıyoruz bir türlü. Kaymakamlığın telefonu kesilir mi? Saatlerdir beni bekletiyorsunuz yahu. Derhal yeniden bağlayın. İşte misafirhanemiz burası. Merak etme, çok rahat edeceksin. Ellerini ve gözlerini güzelce bağla. Kız zaten baygın bir çare yatıyor. Niye bağlıyoruz ki? Biz yine de işimizi sağlam alalım. İlacın tesiri fazla sürmez. Ayılınca ne yapacağı belli mi olur? Bütün gece tek başına burada mı kalacak? Ben gelene kadar sen başında bekle. Salak. Tahmin ettiğim gibi. Şahin kumandan kolay lokma değil. O kadar göz süzdüm, iş ve yaptım, hiç oralı bile olmadı. Ben böyle bir erkek görmedim. Bir yolunu bulmak zorundasınız. Gayretinize aynen devam ediniz. Çok da vatanperver bir adam. Şimdi de kasabaya bir matbaa kurmak istiyor. Ne matbaası? Satın almak istemişler, paraları yetmemiş. Kasaba namına matbaayı bir satın alsak, gönlünü fethedebiliriz belki. Âlâ. Çok iyi düşünmüşsün Matilda. Ertesi gün yüzbaşının makamına çık. Hayrına o matbaayı satın almak istediğini söyle. Geri çevirmeyeceğinden eminim. Demek ki bu adamın zaafı da bu. Vatan sevgisi. Ona yakın olabilmek için siz de bu vatanı seviyormuş gibi görüneceksiniz. Akşamlar. Hayırdır bu saatte? Haber getirdim. Reşat'la alakalı. Seni dinliyorum. Efendim, Reşat Bey teşkilatımızın emrettiği kaidelerin dışına çıkıyor. Nasıl? Kaymakamdan zorla kendi namı hesabına epey bir yüklü altın ve para aldı. Bunu söylemekle iyi ettin. Teşkilatımız bu hizmetini karşılıksız bırakmayacaktır. Müşteri yok. Efendim, Reşat bununla kalmadı. Kaymakamın kız kardeşini kaçırttı. Üstelik kaymakama bunları teşkilat namına yaptığını söyledi.
Onu tehdit etti. Kızı kaçıranlar kim? Sen tanıyor musun? Tanımam. Reşat'ın 3-5 çapulcu arkadaşı. Yakayı eli verirlerse hepimiz yanarız diye korktum. Kız nerede şimdi? Kasaba dışında metruk bir evde tutuyoruz. Şimdi sana anlatacaklarımı kulağını dört açıp dinlemelisin. Teşkilat içinde yükselmen dediklerimi eksiksiz yerine getirmene bağlı olacak. Zorlanacağını sanmam. Güvenimi boşa çıkaracağını da. Söyleyeceğiniz her harfi emir telakki ederim efendim. Güzel.